Bey, geçen bir soru önergesi vermiştiniz. Geçen mecliste ben cevap vermeyi unutmuşum. Şimdi soru önergesine komisyon cevap veremediği için veya ilgili müdürlükler bizim yasaya göre benim vermem gerekiyor. Bülent Bey özetle şunu sormuş Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak. 2019 yerel yönetim seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı adayı Sayın Fatih Metin'in metrobüs projesi kapsamında Bolu Belediye'mize herhangi bir metrobüs hibesi ve bağışı yapılmış mıdır? Parantez içinde iddia sahiplerine soruyorum. Vallahi ben iddia sahibi değilim. Sayın Metin o zaman buraya bir metrobüs getirdi. Metrobüse benzeyen büyük bir otobüs. Ama ne hiçbir zaman Fatih Bey ben bunu hibe olarak getirdim dedi. Ne de bizim böyle bir iddiamız oldu. Nerede bu otobüs falan demedik. Tanıtım için gelmişti. Böyle bir iddiamız yoktu. Hibe veya bağış altında herhangi bir belge varsa Bolu halkının tarafıma sunmasını talep ediyorum. İddia sahiplerine verilmek üzere. İddia sahibi kim onu anlamadım. Ben değilim veya benim arkadaşlarım değil. Fatih Bey'in de ben böyle bir şey söylediğini hiç hatırlamıyorum. Sadece teşhir için, tanıtım için getirmişti. 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 adet otobüsün Bolu hatlarında çalıştığı bilinmektedir. Doğru. Gelen otobüsler 1. Avaç ve kapsamına ilişkin kurumsal resmi bir sözleşme var mıdır? Var. İETT Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak bu otobüsleri getirdik. Kaç adettir? Plakaları nelerdir? Plakaları var da 34 plaka hepsi. 5 adettir. Tanesi 2 liradan kiralanmıştır aylık. 2000 liradan kiralanmıştır. Encümen kararına uygun olarak. Parası ödenmemiştir. Bunu para olarak değil de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mal olarak ödemek istiyoruz. Veya ödemek istemiyoruz. Bu otobüsler Bolu halkı ücretli mi ücretsiz mi bindirilmiştir? Bu otobüslere Bolu halkı ücretli bindirilmiştir. Şoförü bizdendir. Toplanan ücret havuza aktarılmıştır. Bütün otobüs sahiplerine dağıtılmıştır. Bu otobüslerin şoförlüğünü kimler yapmıştır? Bolu Belediyesi'nin şoförleri yapmıştır. Ücretleri hangi ödenekten ödenmiştir? Maaş hesabından ödenmiştir. Bu otobüslerde ne kadar yakıt sarf edilmiştir? Bu otobüslerde söyleyeyim. Ne kadar yakıt sarf edilmiş? Serkan Bey ne kadardı? İstanbul'dan gelenleri soruyor. Evet. Evet, bak bu otobüslerden toplam arkadaşlar 424 bin lira para toplanmış. Ve havuza gitmiş bu para olduğu gibi. %7'lik komisyonu da almadığımız için tamamı şeye gitmiş. Yani özetle sonunda söyleyeceğim. Bu otobüslerin bakım onarımı yapılmış mıdır? Yapılmamıştır. 4 tanesi arıza yaptı. Arızalı şekilde teslim ettik. Bir tanesini de arızasız teslim ettik. O yüzden ücretleri de herhangi bir ödenekten ödenmemiştir. Gelen otobüslerin Bolu'da kaldığı süre nedir? Kaç ay kaldı? 5 ay mı? 5 ay kaldı. 5 ay kaldı. 4'ü bozulduğu için geri verdik. Bolu halkından toplanan vergilerden ve Bolu Belediyesi bütçesinden bu otobüslere toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Az önce söyledim. Tanesi 2000 liradan kiralandı. Herhangi bir ödeme yapılmadı. Ödeme de yapmak istemiyoruz. İnşallah çözeceğiz. Bolu halkına hizmet veren otobüslerden ne kadar gelir elde edilmiştir? Gelirleri ne yapılmıştır? Evet, ne yapılmış gelirleri? Arkadaşlar 5 tane kendi otobüsümüz. 5 tane mi? 5 tane de İstanbul'dan gelen otobüsü bir sisteme dahil ettik. Kendi şoförlerimizle birlikte. Yakıtını biz verdik. Şoförü bizdendi. Toplanan paranın tamamı havuza gitti. %7'lik komisyon almadığımız için toplanan paranın tamamı da araç sahiplerine gitti. Biz bunu niye yaptık? Hani biz toplu taşıma sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Toplu taşıma sistemini ayakta tutma adına araç başı bu verdiğimiz destekler ve doğrudan verdiğimiz biner TL olmak üzere biz uzun bir süredir araç başı aylık 2500 liraya yakın bir destek sağlamış olduk şoför esnafımıza. Burada suç mu işledik? Bence suç işlemedik. Burada hem halkımız bu işte kazandı hem de şoför esnafı ayakta kalmış oldu. Yani burada bu soru önergesini verirken şoför esnafına bizim araç başı aylık 2500 lira destek vermiş olmamızın sizi rahatsız ettiğini anlıyorum ben bu sorularda. Neden bu rahatsızlık? Yani şoför esnafımıza
ayda 2500 lira destek verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bundan sonra, bundan dolayı bizi asacaklarsa assınlar. Buyurun. Toplam verdiğimiz destek geçen ay itibarıyla her şeyle dahil 2.369.000 lira. Sonra size söz vereyim Ahmet Bey kürsüden. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, daire müdürleri ve ekranları başında izleyen sevgili Bolular. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak komisyona gelen tüm konuları Bolu halkı adına bilgi sahibi olmak isterim ve Bolu halkı adına da hem bilgi almak isterim hem de hesap sormak isterim. Yalnızca bunu kendim adına değil, Bolu halkı adına. Bundan ne ben ne de sizin tepki vermemeniz gerekir. Dolayısıyla şu ana kadar şoför esnafımıza yaptığımız bütün destekleri burada Plan Bütçe Komisyonu'na gönderdik. Orada hep birlikte almış olduğumuz kararlarla sonuna kadar da destek vermeye devam ettik. Oy birliğiyle. Ancak sizin şu ana kadar yaptığınız bir algı var. Nasıl bir algı? Algı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 tane otobüsü bedelsiz olarak göndermiş, hibe etmiş. Böyle bir algı var. Ama şimdi bütün Bolu halkı öğrendi ki biz bunu para karşılığı almışız, kiralamışız. Parasını vermek istemeyebilirsiniz ama neticede biz bunu kiralamışız. Ben bunu niye sordum? Bazı arkadaşlar Fatih Metin'in tanıtım projesinde az öncesinde söylediğiniz gibi getirmiş olduğu metrobüsü Bolu'ya hibe ettiğini, kazanamayınca da alıp götürdüğünü iddia ettiler. Vallahi Fatih Bey'in böyle bir söylemi olmadı. Benim de böyle bir iddiam olmadı. Konuyu bile bilmiyorum. Bunu iddia edenler var başkanım. Kendilerini biliyor. Ben onların adına zaten bunu sordum. Kendi adıma değil. Çünkü böyle bir iddiada bulundu arkadaşlar. Bunu hem daire müdürlerimizden bulunan oldu, hem meclis üyesi arkadaşlarımızdan bulunan oldu. Dolayısıyla onları aydınlatmış olduk. Demek ki biz bu otobüsleri bedelsiz, ücretsiz değil, ücreti mukabilinde almışız. Sembolik bir şey bu. Yani başkanım, bu komisyona gelse, Plan Bütçe Komisyonu'na gelse... Aynı 20.000 liraya kiralayamazsın. Plan Bütçe Komisyonu'na gelse bu yine geçer. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunluğu olmadığı için Sayın İmamoğlu'nun encümen kararıyla bunu çözdüler. Bolu'ya 5 tane otobüsü ücretsiz tahsis edelim mi deyince hayır kullanıyorlar. Orada biliyorsunuz AK Parti'nin bir çoğunluğu var. Hayır kullanmazlar başkanım. Niye kullanmıyorlar? Kullanıyorlar arkadaşlar. Defalarca başkanım. Şahit olduk. Siz de yöntem geliştirmişsiniz. Yok yok. Sen örnekleri var. Örnekleri var. Gösteririm. Mahcup olursun. Tamam, şimdi bu şeyle ilgili hayır deyip Bolu ile ilgili evet mi diyeceklerdi? Yani bak da adam çözemiyor o şekilde. Bu şekilde çözdük. Tamam,